Aa, buna fermuar da... Şerife Hanım, ay biz de çekip o adama gönderelim mi, kimse adam ya da kadın. Ona gün bak biz fermuarlısını da yaptık diye. O kadar güzel ki. Şimdi bunlardan yapıyorlar. Dünyayı keşfetmiyoruz neticeten. Şuralara göz konulanlar gerçekten şey için oluyor. Mücevher için. İşte buraya yüzük koyuyorsun. Evet, küçük buraya bir şeyleri. Şey. Ama seninki de şurası da mesela koy yüzüğü. Şöyle. Mesela bunları koyuyorsun. Şöyle koyuyorsun buraya. Kapatırsın. Şuraya da bir iki makyaj malzemesi evet. koyarsın. Çok küçük kullanışlı olmuş. Dağılmasın. Şerife Hanım hem küçüğün hem büyüğün çaplarını verelim. Ve ne kadar kumaşa ihtiyacımız var bunun için? Bunun için şöyle bir şu kare kumaşlar yeterli oluyor. Evet. Ben bunları böyle ütüledim, katladım ama büyüğü için bu. Ha, büyüğü için. Evet. Kaça kaç bu kare? Hemen ölçelim. Yarım çapı 20 santim olacak. Hayır, şuradan bir dakika. Karenin büyük şeyini yapacak. Bir ölçelim de çap konusu 40, hani. 40 santim oluyor. Anlaşılmaz yani şöyle. Falan. 40 mı? 40'a 40 bir kare parçaya ihtiyacınız var. Bunu hani katlıyoruz, yuvarlak kesmekte. Kesmekte evet. Çok pratik yöntemleri var. Şöyle yapıyorsun değil mi? Evet, böyle onu da yapıyorum. Katlıyor musun bir kere daha? Yok. Yok, böyle. Şöyle olduğu zaman biraz daire uzun kalıyor. Bir kere daha böyle katlarsak daha güzel bir biçki oluyor yuvarlakta. Evet, 40'a 40'ta şu niye arttı? Sen orası biraz fazla yok. Kare olacak yine. 20 santim keseceğim buradan. Tamam. 20 santimden işaret yapıyor. Şöyle. Pek çok etekte metekte bunu tabii yapıyoruz aynı biliyorsunuz. Onun gibi biçkiler aynı. Bakın yuvarlığa çok güzel ayarlıyor. Şimdi buradan bir bunu keseceğiz yuvarlak. Bir de onu yapalım. İnanın çok kolay, çok güzel. Sadece lastik için bir tünel yapacaksınız. İki katı üst üste dikeceğiz. Şerife Hanım, bu paraşüt kumaşını dikerken, paraşüt kumaşının bir özelliği yani yağmurda falan çok elverişli bir kumaş. Rüzgarda, yağmurda. Rüzgarda, evet. Yağmurda, ıslanmada yani. Hı hı. Hani burada bir ıslaklık ya da bir şey olursa hemen iki dakikada da yıkayabiliyorsunuz. Çabucak, kuruyacak bir şey. Buna elyaf koymuşsun. Bu aslında koymadım. Bu kumaşın kendinde olan bir elyaftı. Kumaş kendinde kaptene, elyaflı kumaş hazır kaptene, mı var? Evet. Kumaşı. Hazır kapteneli kumaş bu. Yurdanur. İçine sadece astarladım. Ay Şerife Hanım dedikodusu yapalım mı Yurdanur? Vallahi çok cingöz. Bak kapitoneli kumaş almış buraya. O yanımda yokmuş gibi konuşayım ben burada. Çok iyi fikir. Yani aslında uğraşmıyorsunuz. Şimdi, dediler ki bana bir tane kalpli yaptık sevgililer günü için. Onu kullanmayalım dediler. Halbuki ben çok beğendim. Niye beğenmediniz Sazal bunu? Ya bilmiyorum, olmadı gibi geldi diyor. Bence çok güzel olmuş. Efendim? Evet ben ama mesela... Ama küçük şeyler için... Bak şeker ölçüm cihazımı koydum içine. Makyaj malzemesi. Hani bu kadar çok bunu bavul için yaparsınız. Ama bir dakika, ben şimdi buraya bir rujum, bir pudra diyelim ki bu. Pudram, şeker ölçüm cihazım, şunum. Büzdürüyorum. Aldım. Gittik. Sevgililer gününe. Böyle elimde. Pardon, ben bir lavaboya kadar. Veya masada oturup çıkartıp buradan. Veya sevgiliniz, erkek çocuğunuz varsa, evlenme teklif edecekse bunu yapın ve yüzük içinden çıksın. Bak bu da iyi fikir. Mücevher. Evet. Ne diyorsunuz? Çok güzel. Yani mesela oğlunuz dedi ki ya anne bir ilginçlik yapmak istiyorum, evlenme teklif edeceğim. Ay dur yavrum, Şerife Hanım'la Derya bir şey yaptılar. Ben hemen onu sana yapayım. Bu kapitoneli her yerde var mı şekerim? Bulunabilir tabii, var. Genelde var. Bana bak, sen bir şu sırlarını söylemiyorsun. Yurdanur hiç sırlarını söylemiyor bize. Gerçekten. Ben buna tesadüfen gördüm, aldım. Hoşuma gitti hemen böyle renkli görünce. Normal kapitenin dışında bir şeydi. Ayol, bundan sevgililer gününde büstiyer de yapılır. Çok güzel. Ya da kaplanabilir. Kalpli kalpli. Değil mi? Veya sevgililer günü çantasının içine astar yapılabilir. İçi kapitoneli. Evet. Kapitoneli kumaşı merak ettim yalnız. Gidip araştıracağım hemen. Adam kendini kaplasın diyorsun. Evet.
Hakikaten çok güzel ve zarif duruyor. Şu küçük boyu kaç santim bu? Onu herhalde 19 falan olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben ölçeceğim şimdi onu. Ölçün evet. Sen şimdi şeyin, üstünü, çapını. Şimdi Şerif Hanım, üst üste yerleştirdim ben bunu. Vakit kazandırmak için burada yapmadığım numara kalmıyor. Şimdi ikisini kestin. Evet. İki tane yuvarlak. Yuvarlığa ben öyle kesemem diyorsanız Sakineciğim. Mutfaktan yuvarlak bir tepsi, yuvarlak büyücerek bir tabak ben, bir şeyin varsa getir misin tatlım? Bunu o şekilde kestiğim için ölçüsünü bilmiyorum şu anda tahmin ettim. Tabakla mı servis kestim? Servis tabağıyla kestim. Ay sakın damada bunu söylemeyin. Servis tabağında kestim yavrum ben bunu falan demeyin. Demeyin geline rezil oluruz vallahi. Getir canım. Ha. Yani bu kenarı var şey olmaz ama. Olsun, yani hemen açın, böyle kapatın. Bir şey getirdiniz. Mesela bu kenarından cam tepsi şöyle. Bu küçük ama bunun için ideal olabilir. Aç evet, bakayım. Hemen bak, hemen bak, aynı. Bak bunun şeysi aynı. Aynı buna hemen, tamam. Hemen koyarsınız. Şöyle koyacaksınız tabii şunu kesmek için. Böyle koyarsınız. Elinize kalemi kenarından alırsınız. Vıcıt diye çizersiniz. Oradan kesersiniz. Ver Sakineciğim. Ver. Hah bak. Ay aman. Aman. Bu bile küçük. Küçük bir tepside bu işi görür. Evet. Yani öyle katlayarak aslında kesemem. Sayıyı unuttum. Neydi onun ölçüsü? İstedikleri ölçüde. İstedikleri ölçüde evet yapabilirler. Bunun büyüğü de güzel olur. Büyüğü de güzel olur. Biraz büyüğünü çocuklara oyuncak ıvır zıvır için yapabilirsiniz. Bundan birkaç tane yapıp ne bileyim bir yere gidiyorsunuz bir seyahate, bir tanesi üst iç çamaşırları İlaç olabilir. Şey olabilir. Bir tanesi alt iç çamaşırı şeyleri olabilir. Bir tanesi ilaç olabilir. Evet. Yani burada bir aslan gibi fikir yatıyor. Bunu yaparsınız, dikersiniz. Hadi bakalım dikelim. Özel bir dikiş şeysi düz dikiş, var mı? Düz dikiş kullanacağız. Şu nesi elindeki o? Bu şey, etrafına geçeceğim şu şerit kısmı. Bunu bundan mı kestin? Bunu, verevine mi? Verev değil. Kumaşın enine 6 evet santim kadar bir şerit kestim. Evet dur. Şöyle birer santim katladım. Peki ütüyle senin bunu yapmak için bir makinen vardı. Ondan var mı sende? Yok. Yok. Bir dakika aç bir dakika onu görelim. Şöyle katladım. Eninden kestin. Kumaşın İki enine doğru. Evet. 6 santim kestim. Bunları katladım ütüyle daha rahat dikebilmek için. Şöyle biye gibi yaptım ama aslında verev değil yani bunun, enine sadece. Bunun bir aleti var ben şeyde görüyorum. Katlama ama yabancılarda yapan, evet mı var? Türkiye'de de var, var mı bilmiyorum. Var, var mı? Var. Bunu şu araya yerleştirip şimdi direkt dikeceğim kenarından. Ay Şerife Hanım şundan bir tane alabilirsin sonunda. Senden alıyorum bir tanesini. Alın şu an. İki tane yok, alın. Bir tane belki alın. Bir tişört falan de şey dikersin. Alayım. İki tane. Efendim. Poşetin hepsini al diyor Erkan bana. Alın. Erkan yani Şerifan'ın aramı bozacaksın. Yok yapma istiyorsanız öyle alabilirsiniz. Evet. Ben yerini biliyorum alırım. Şu yerini bildiğin şeylerin bir gün geleceğim. Peşine takılacağım. Hafiye gibi. Nereden alıyorsun bakacağım. Evet. Kaç ayarda dikiyorsun onu söylemen lazım. Normal düz dikişte dikiş adımını 3'e aldım. Tamam. 3,5 da yapabilirler. Tamam. Şöyle, araya sıkıştırarak evet, gidiyorsun. Evet uçtan. Peki bir soru. Verev şerit alsak ayrı bir renkte öyle yapsak olur mu? Biye gibi diyorsunuz. Biye gibi. Biyeler biraz daha sert kalıyor bunda. Heh. Büzdüğü zaman bir orada bak, büzmesinde şey bak oluyor, sıkıntı olabiliyor. Büzmesinde sıkıntı oluyor. Şurası ağzı yumuşak olsun diyor. Vallahi çok kullanımlı bir şey. Şu kapağa da bir parça lazım değil mi Şerif abi? Şimdi onu da göstereceğim. Bir de cır...